Bunu da yapmanız gerekiyor. Siz daha sonra bakarsanız özet olarak geçiyorum zamanınız kısıtlı olduğu için. Böyle bir mektup yazıyor. Amerika'da o yıllarda, yine 1700 yıllarında Türkiye'de böyle bir aşı uygulaması olduğu bir çiçek salgını var. Çiçek salgını zamanında bu kişi aslında şurada kısaca bahsettim. Önemli bir fizyolog aslında, sosyal medya, yani filozof diyelim ki, böyle bir aşının uygulandığını duyuyor. Kendisi var, kendi bölümümüz aslında çiçek hastalığı aşısını yaptırmış çizdirme yöntemiyle. Hasta olmamış, bunun üzerine doğrulama yöntemiyle bunun aslında bir mektup yazmış. Daha sonra bu mektup sonrasında da Amerika'da bazı karşılaşmalar çıkmış. Yani nasıl böyle bir kulun bulduğu, tırnak içinde şeysiz aşı olması olarak yaparsın demiş. Ve birçok insan da, başta işte Benjamin Franklin olmak üzere, burası biraz daha şey, daha sonra bu orijinal gezler bunu İngiltere'den bir arkadaşımdan almıştım ben. Bir kalede o yıllarda yine şey çıkıyor, yürüyüş savaş. Daha doğrusu Kızılderililer oraya saldırıyor. Bunun üzerinde oranın kale komutanı da bir yazışmalar yapıyor. Bunun sonuç olarak bakıldığında oradaki kişilerin çiçek bir battaniye elinde bir Kızılderililerin okuyup onlara o şekilde kalenin düşmesi ortadan kaldırıyor. Bu da onunla ilgili yapılan bir mektuplaşmanın bir birisi. Şimdi geçiyorum diye soruyor aynı şey. Tabii buradaki şu emir kısmı çok önemli. Ona emir veriyor. Diyor ki bu Kızılderililer çiçekli battaniye öldürün emri veriyor. Bunun üzerinde çiçekli battaniye atıyor. Yazıda da var o kısmı işte. Dikkat edinler daha sonra alabilir. Diyor ki bu son noktadır. Bunu mutlaka bu şekilde öldüreceğiz. Aksi takdirde kalemiz yok olacak deniyoruz ikiler. Şimdi tabii daha sonra da biraz önce resmini gördüğünüz kişi bu Jenner aşıyı buluyor. Hani şu an tabii burası teknik çok uzun bir konu aslında kısaltarak anlatıyorum. Bu aldığı yazı da yazıydı o zamanki en ünlü dergisi Transaction diye oraya gönderiyor. Yayınlanabilir. 13 gün üzerinde aşı çalışması yapıyor. Gelsin aşı uygulamayı bundan sonra gidiyor biliyorsunuz. Böyle bir yanıt alıyor. Yani tabii ben ilk başta gerçekten böyle bir hani bulut kuşların yollama şartlarının bir yazısı var mı diye baktım adama. Gerçekten de var yani. Siz diyor hani bir saygınlık kazandınız. Böyle bir aşı yazısını siz ortaya koyarsanız bu sizin bilimsel hani durumunuzla çelişir. Dolayısıyla bir yazı bir çekin diye bir şey yapıyor. Ve bunun yazısı İlk başta tabii toplumun o günkü durumu bugünküler çok var. Şimdi biz gelelim, şimdiki biz durumumuza biraz gelirsek. Aşı nedir? Pediatri açısından biz baktığımız tabii her kavramdır herkes için. Bir hastalık var, hastalıktan bir etken var. Bunun kendisini ya da ürününü ya da toksoyunu bir şekilde hastalık yapmayacak hale getiriyoruz. Ve kişide bir immün yapı olmasına sağlıyoruz. Bu o şeye, olaya aşı diyoruz. Uygulamayı da aşı uygulaması, bağışıklama diyoruz. Aktif bir inyeksiyon baktığımız zaman. Şimdi biz tabii genel olarak derslerimizde sizin de daha çok hani alışık olduğunuz enfeksiyon etkenlerine karşı aşılardan bahsediyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz yıllarda aslında aşı bilimin para transferinin büyük çoğunluğu son iki konuda oldu. Yani otoimmün hastalıklara karşı aşı geliştirmesi antikanser aşılar. Ama tabii ki ben bunlardan bahsedeceğim. Bunu sadece hani mantık olarak söyleyeyim. Şu an dünya aşı bütçesinin yaklaşık %95'i son iki hastalığı gibi. Buradaki bahsettiğim antikanser aşılar mesela human papillomavirüs aşısı değil. Sadece direkt olarak aşıya, hastalığı aşıyla yok etme üzerine çalışmalar yapıyor. Bunu biraz sonra immünolojisinden kısaca bahsedeceğim. Size uzak ama yani genel şey değişikliği olsun diye pediatri açısından. Onu da koydum. Şimdi aşıladık amaç şu, o hastalığı uzun yoktan kaldırmak. Kısa olarak söylersek. Kısa dönemde de o bireyin hasta olmasını ortadan kaldırmak. Peki model olarak benimsemesi ne zaman olmuş? Genel olarak baktığımızda da işte biraz önce söyledim yani ilk 300 yıldır çalışmalar var ama aslında 1977 yılında biraz önce ölçüsünde anlattığım çiçek hastalığının ortadan kaldırılmasıyla aşının model olarak kullanılacağı gerçeği ortaya çıkmış. Ve daha sonra biliyorsunuz 6-7 hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği bir model kapsamında aşılar yapıyoruz.
Ben yazarım diyeyim. Şimdi bu gerçekten aşı iyi çalışmış diye örneklerini kısaca bahsettiğimizde biraz önce bahsettim. Bu Ramses yazılı kayıtlı bu hastalıktan ölüyor. En son 26 Ekim 1970'te Somali'de bir aşçı bu hastalıktan ölüyor. Macera da böyle bitmiş oluyor. Siz oradan görebilir misiniz? Daha sonra difteri hastalığı var biliyorsunuz. Çok hani kullandığımız. Bu hastalıktan bu bilimde kısımda Avrupa'da Amerika'da ülkemizde en çok olan yıldaki ölümleri bildiriyor. 1998'den sonra biliyorsunuz ülkemizde bir tırastığından bir ölüm yok. Ne kadar aslında yok. Devam edelim. Kızalık tabii biraz değişik. Biraz sonra ayrıntılı aşı şemasını bahsedeceğim. Aslında 1980'ler sonraki kitlesel kullanım sonrasında bizim ülkemizde de artık biliyorsunuz 2009'a kadar 4-5 vakaya düştü. Burada şu anda kasalarımız tekrar arttı ama aşının bir başarısı söz konusu aslında baktığımız zaman. Eskiden hocam daha ya 40 bin, 50-60 bin günlük vaka sayılarımız vardı. Birçok kısmı da ölüyordu ama şu an mesela Amerika'da ölüyor. Neredeyse evitasyon yapıldı. Amerika'nın bütün güney ve kuzeyini söyleyemekte geçildi. Poliomyelitine tabii evitasyon çalışmaları yapılmakta. Bizim ülkemizde yani 1998'de en son vakamız oluyordu. Daha sonra yeni vaka yok ama şu an yeni bir cisim var. Bunun biraz sonra bahsedeceğiz. Baktığımız zaman aslında aşının artık kabul değeri A olarak, yani bu biz makaleler söylüyoruz A, B, C, D, klasik ettiğimizde bütün aşılar için hepsini tek tek söylüyorum. A değeri, kanıt değeri olan bir yarar var. Zaten şöyle söyleniyor, dünyada temiz su alışkanlıklarının kazanılması en önemli bir bilinç faktör. İkincisi aşı çünkü antrenik diyor. Bu 2-3 arasında bir tartışma var aslında ama yani ikinci sırada aşıların altında bulunması var. Peki baktığımız zaman, şimdi bize bebek ölümlerine baktığımız zaman ya da 5 yaş altı ölümlerine baktığımız zaman bu hastalık birçoğunu biliyorsunuz ki tek tek söylüyor ama yüzde yaklaşık 20'si kabaca aşıyla önlenen hastalıklardan ölümler gerçekleşiyor. Bunu geçelim. Bu hastalıklar da şu an bu. Yani pneumokok hastalığı, rotavirüs hastalığı. Şu an 2011 yılından sonraki duruma geldiğimizde. Daha önce tabii bu olaylar daha değişti. İçinde pneumokok vardı ama şimdi pneumokokun oranı düşmüş durumda. Özellikle bizim ülkemizde de böyle yayınlar var. Şu an baktığımızda 5 yaş altı 1,5 milyon aşılarına verilen hastalıklardan ölüm var. Bunu yaklaşık işte 20 ile çarparsak 7-8 milyonluk toplam ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bu kadar da aşıyla önlenir. Burada rakamları geçiyoruz yine. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün, Gavi'nin olsun, Lüsset'in olsun bir projeksiyon vardı. Bu grafiği belki birçoğunuz olabilir mi bilmiyorum. 2015 yılına kadar aşı hedefleri saptandı bütün aşılar için. Biz eğer mesela 2000 başlarındaki modeli aşılarla aşılama yapmış olmayı devam etmiş olsaydık, bizim biraz önce bahsettiğim rakamların ancak %40'ını önleyebilecek. Yani 7 milyon ölümün 1,5 milyon ölümünün %40'ını önleyebilecek. Bunun için yeni aşı kavramları ortaya çıktı. Devam edelim. Bunların geliştirilmesiyle mevcut performans ile önlenebilmesiyle %60'lık kadar bir ölümü engelleme oranımız çıktı. Dolayısıyla bizim aslında hedef aslında 2015 yılında belirlendiği zaman bu aradaki miktarda ölüm olacak. Yani dolayısıyla 195'ler düzeyinde devam edelim. Aşıyla önlenebilir hastalıkları önlememiz lazım. Bunun için de yeni politikalar ortaya çıktı. Nedir bu? Rotavirüs aşısının çıkması, diğer aşıların ortaya çıkması, pneumokok aşısının ortaya çıkması, HIP gibi aşılar. Bu grafiği siz daha tanıdıksınız ama şimdi şöyle bir şey var. Hep biz mesela hangi aşı çıktığı zaman biz uygulamaya koyalım diye baktığımız zaman tabii ki bunun için önemli olan şu, biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyayı 5-6 bölgeye ayırıyor. Buna göre hastalıkları var. Benim ülkemde hangi hastalık daha çok görülüyorsa birinci öncelikle o aşıyı koymam lazım. İlla ki Amerika aşıyı ürettiği ben o aşıyı kendi ülkemde koyayım diye bir şema üzerinden bahsetmiyorum. Genelde de böyle. Yalnız öyle bir şey de var. Son içinde bulunduğum dünyada biliyorsun küreselleşen olan yılında ülkeler arası gidiş gelişler çok fazla olduğu için eskisiyle karşılaştığımda eski grafiklerden biliyorum bakmıştım. Oranlar birbirine yaklaşmış durumda. Eskiden dedim ki Amerika'da örneğin şu hastalık daha sıklıkla görülürken şimdi birinci hastalıklar neredeyse bütün ülkelerde aynı hastalık durumuna gelmiş durumda. Yani böyle bir farklı bir durum söz konusu. Bütçe açısından baktığımda maliyle gösteren ülkeler aslında aşı bütçesini kendisi karşılıyor şu an en son 2013 olması 2012 sonu.
Diğer ülkelerin, mesela Amerikan derisi, bunlar zaten özel ve şey diye koyuyor biliyorsunuz, aşı bütçesi kişiye. Şu kuşaktaki ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı bütçesini baktığımız zaman böyle başta olmak üzere Bill Gates Foundation gibi başka kurumlar karşılıyor. Kendisi aşı bütçesini vermiyor. Yaklaşık 21 ülkenin aşı bütçesi diğer kurumlar tarafından destekleniyor. Peki aşıları grubu olarak baktığımız zaman hangi aşıları uygulayalım diye baktığımızda eskiden biliyorsunuz daha çok şuraya kadar olan 2098'e kadar daha sonra klinokok, roto, kabuklok, kızamış kısmı, bütün aşı girmesi konusunda dünya sağlık teşkilatının da başlıyor bir önermeye vermeleri oldu. Eskiden örneğin klinokok aşısının uygulamasını önermiyordu dünya sağlık teşkilatı ama 2005'ten sonra bu önerdi. Şu grafiği şunun için koydum. Bakıldığı zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu anki bu aşı bütçemizi biz ne kadar ne temel hastalıklar ayırıyoruz şu hastalıklara baktığımız zaman bir de klinokok, kip ve roto aşısına ayırdığımız paylar artmakta. Dolayısıyla devam edelim. Bizim daha çok bu aşıları artık uygulama gündeme konuyor. Tabii bu küresel bir şey aslında. Ben bu çözümü yapmadan anlamı söylüyorum ama yani 100 liramız varsa bunun %70 bu aşı haricesine aktarılmış durumda. Evet. Yine aynı bu yine görmeyin 2009 yılında daha sonra değişim olmadı. Baktığımız zaman toplam bütçenin mesela pneumokok aşısına ayrılan oranı, çoklu aşılara ayrılan oranı, rotavirüs aşısından diğer aşıları. Bak destek sistemleri genellikle daha önceki aşılara ayrılan oranı oldukça düşük. Demek ki buradan çıkan şey şu, 2013'e kadar aslında pneumokok aşısı zaten bu yapıldı. Bütün dünyada rutin hale geliyor. Roto konusunda mesela Dünya Sağlık Teşkilatı eskiden bir şey konulmamışken en son 2003'ün zayıf 3. ayında bir pozisyon raporu yayınlandı. Bunu desteklemesi gerektiğini söylüyor. Daha önceden mesela desteklemesi gerektiğini söyleniyordu. Buradan çıkan sonuç önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu aşılar heyderde işte şey konmaya başlayacak. Yine bizim ülkemizde örneğin şu an menengokok aşısı biliyorsun serbest piyasaya girdi. Sağlık Bakanlığı 2014 şemasına koymayı aşı danışma konuyu tartıştı. Muhtemelen de ikisi arasında karar vermedi. Rotor mu koyacak, menajit mi koyacak? Muhtemelen menajit daha önce konacak gibi geliyor. Evet. Aşılama oranlarına baktığımız zaman tabii bu çok tartışmalı bir şey. Her ülkenin web sayfasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama oranı geçti. Bizim aşılama oranı demek de biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımız hepsinde %99'un üzerinde olarak görülüyor. Zaten %95'in altında da yaş oranı varsa fark etmesi yani koruması mümkün olmadığı için yüksek koyuyor ama tabii bunu hepimiz biliyoruz. Uygulamada aslında bu aşı oranlarımız daha düşük. Mesela TNS 2008 sonuçları var. Daha sonra sizin kendi çalışmalarınız var. Bizim yaptığımız çalışmalar var. Biraz sonra göreceğiz kısımda. En son kendilerine Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmalar hangileri aşı oranı nedir diye baktığımız zaman aslında %99 rakamı çok gerçekçi değil. Ama ben hani veri olarak da kabul edildiği için bunu söylemiş olmak istiyorum. Evet. Şimdi pediatrik retinasına baktığımızda biz aşıları kabaca şöyle ayırıyoruz. Bu genel bir şey sonra onu söylemek istiyorum. Bir canlı aşılar, bir inaktif aşılar var. Canlı aşılar genellikle inaktif aşılar bakteriyel, canlı aşılar da viral. Bu bizim için çok önemli. Devam edelim. Bunun önemi şu. Şimdi canlı aşılar genellikle vücuda girdikten sonra vücutta çoğalıyor biz aşılar. Ama inaktif aşılar vücuda girdiğinde çoğalma yapmıyor. Geçelim bunu. Şurada. Peki tabii ki benim hani bu anlatım kolaylaştırmıyor dedim. Onun dışında bir türlü başka aşılar da var. Canlı, ölü, sürtünebilir, sakat. Şuraya kadar onları zaten kullanıyoruz. Bir de vektör aşılar, DNA aşıları konusunda ciddi çalışmalar veriyorsunuz. DNA aşıları aslında çok önemli bir şey. Bunda şu hedeflenen DNA'da aşının virüsünün, bakterisinin DNA'sına da bunu çoğaltmak hedefleniyor. Bununla aşılığını yapılıyor. Buradaki niye amaçladığını biraz sonra söyleyeceğim. Peki bu aşamada dört alanda şimdi bizim açımızdan gelişmeler. Bir immünolojisi uygulamaları bileşenler aşı takmasından gelişmeler var. Pediatri aşına baktığımızda. Şimdi bunları geçiyorum. Evet. Bu aşıların yine sınıflaması bakteri aşılar hepsi. Şöyle burası da bir aşılar. Tabii her bakteri aşılarının en aktif bir örneğin BSL'de canlılarda da böyle farklarımızda tabii ki var. Evet. Şimdi daha moleküler alt düzeye girdiğiniz zaman canlı aşılara, inaktif aşılara benim açımdan iki birçok önemli var. Birinci için birincisi benim için çok önemli. Şu da ne? Canlı olan aşılar hem CD4 hem CD8 stimülasyonu yapıyor. İnaktif olan aşılar da sadece CD4 stimülasyonu yapıyor. Dolayısıyla bunlara mesela aşılara dikkat edersen daha az doz uygulaması. İki doz, 1+1 gibi mesela. Ama inaktif aşılar çoklu doz uygulaması. Çünkü inaktif aşıların kuruculuğu sadece CD4 üzerine çalıştığı için yetersiz biraz.
Tabii overall başlıklar biraz alt kısmından söylemiyorum, geçelim. Şimdi immunolojik sistemde şöyle bir şey var. Aslında vücut dışarıdan gelen virüs, alerjen, bakteri ya da aşı fark etmiyor. Aslında aynı sistemle ilgileniyor. Bunun için de biraz önce birisi söylemiştim, sağlık ve şey, kanser aşıları geliştirme mantığı ortaya çıkmış. Yani madem aynı sistemle veriyorsa ben bir aşı yaparak immün sistem üzerinden bir sistem uygulayabilirim diye söylemiyorum. Çünkü sonuçta baktığımızda sitokin hücreler üzerinden bir bağışıklık aktarması söz konusu ve bunun üzerinde yabancılar da yönelimli bir vücutta. Kanser hücresi madem bunu da aynı ortadan kaldırabilir deniyor. Şimdi normalde bir yabancı hücre geldiği zaman vücudumuza antijen sonucu hücre onu yakabiliyor, önceden tanıyorsa yok ediyor. Bunun karşılığında aldığım hızlı bir şekilde biraz sonra MRC klasik 1 ya da bakterisi MRC klasik 2 üzerinden antijen oluşuyor. Bunu sitotoksik T hücreleri yansıtıyor. Daha önce de daha sonra bu B hücrelerine gidiyor. Ve B hücresi de bağışık yanıt oluşturuyor. Evet. Şimdi bizim en çok tabii yabancı hücremiz bizim 3 sistem üzerinden karşılıyoruz. Birisi deri sistemi, ikincisi solunum sistemi, üçüncüsü de gastrointestinal sistem. Aslında burada virüsle enfekte bir hücre ya da başka bir hücrenin oluşması durumunda aslında vücudun ilk başta kullandığı savunma mekanizma aynı mekanizmayı kullanmış oluyor. Biraz önce söylediğim modele benzer bir yok etme sistemi çalıştırıyor vücut. Bunun içindir ki DNA aşıları üzerinde ciddi çalışmalar, işte ARD yapımı. Şimdi sonuç olarak baktığımızda bir aşı ben yaptım. Onu diyelim ki virüs, bakteri, antijen olsun buna karşı bir şey oluşturdum. Daha sonra B hücresi geliyor. Yani hastalığı ikinci kez kaptığımda, mesela 10 yıl sonra izle. Onu tanıyamadı, devam edelim. Başka bir B hücresi geliyor. Tabii bundan milisaniye reşit oluyor, tanıyamıyor. Başka bir B hücresi oluyor. Tabii sabah kadar yapmayacağım, bir sorun olacak herhalde. Milisaniye reşit bir sürü, devam edelim. Topya antijen oluşuyor. Bu antijenler, pardon antikorlarda var olan antijeni yok ediyor. Sistemin çalışması bu. Ama bir soru işareti olan kısım, nasıl oluyor da B hücresinin bir sürü yer alıyor oldukça kısadır. Yani 5-6 gün. Nasıl olup da sistem aktörü bu konudaki tartışmaya devam ediyor, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi bu da antijen sonucu üzerinde çizdik. Bak sağlıkçılarına uzak olabilir, bir şey bulduğumak için bulabilirim. Hızlı hızlı devam edebiliriz. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biraz önce söylemiştim. Bizim şimdi dışarıdan gelen virüs, bakteri neyse aslında ya B hücresi ya CD4 üzerinden bir bağışıklığını oluşturuyor. Bu nedenle yeni teknoloji şu isteniyor. Tabii bunlarla hiç vücut uğraşmasın. Direkt mesela üçünü birden etki yapsın. Direkt B hücresi üzerinde antijen yaratımı direkt uyarım çalışmıyor şu an. Bu özellikle nerede öyle? Mesela hem bir yerde çok Amerika-Irak Savaşı'nın çıktı, bir hani antraksız zatlar gitti, şu oldu, bu oldu. İşte böyle bir salgın olduğu zaman bununla ben savaşabileyim. Direkt mesela B hücresi uyaran sistemler oluştuğunu üzerine şu an çalışmalar var. Bunun sonucunda da DNA aşırı üretimine başlandı. Bunu ben bir laboratuvarda da görmüştüm açıkçası. Daha sonra belki sorarsanız söylerim. Direkt mesela bir gün içinde aşı yanıt oluşması gibi bir şey var. Yani çalışmalar var bu konuda. Bu çok ilginç bana geldi. Dolayısıyla bunu sizinle de paylaşmak istedim. Evet. Ama sonuçta şu var mesela. Diyelim ki biz aşımızı yaptık. Yani bizim B hücremiz, B hücremiz, antijen, sonucu hücremiz hepsinin çalışması lazım. Buradan olay şu, eğer bir kişinin sekonderede birinci bir bağışıklık eksikliği varsa bu sistem çalışmaz. Yani B hücresinde, T hücresinde, antijen, sonucu hücresinde bir çalışma, herhangi bir sistem bozukluk varsa, iletişimde bozukluk varsa aşı çalışmaz. Bunun da aslında iyi olması lazım. Şimdi ikinci gelişmeler şuradan oldu. Diğer gelişme, hani bir immünoloji alanında gelişme var. İkinci, bizim açımızdan yine gelişmeli. Eskiden biliyorsunuz hocam hatırlar enjektörler öyleydi. Herkesin bu uç kısmını çıkarılır. Onunla aşılar yapılır. Sıkıntı da zaten çok girmeyen tekniklerse aşı yapılırdı. Şimdi artık enjektörlerimiz değişti. Devam edelim. Hızlı hızlı. İğnesiz endektör. Mukozal aşı çalışmaları var. Mesela ben Güney Kore'ye gitmiştim. İki kez orada mesela. Sadece mukozal immünoloji departmanı var. Bu bizim yani şu bina kadar var yani. Toplam sadece orada mukozal immünoloji üzerinde çalışıyorlar. Yine inhalasyon transkutan aşı uygulamaları yapıyorlar. Mikroiğneler var böyle. Bunun için aşı yapıp bunun yapıştırılmış çalışmaları var. Bir de şurası çok geç. Bu DNA aşısı diye bir böyle gen silahı deniyor bunun ismini. Bunu da gördüm ben. Vücudunuzu böyle koruyorsunuz. Bir silah bu. Aşıyı içinde koruyorsunuz. Bu o aşıyı direkt olarak doku içine, kas içine kadar getiriyor ama hissetmiyorsunuz. Ben kendime yaptırdığım için diyorum. Yani
aşı, buradaki şey çocuğun konforunu sağlayan çalışmalar yani. Sonuçta biz aşı yaparken ağrı yapıyoruz ya, bu ağrıyı ortadan kaldıran bir çalışma. Hatta çok pahalı bir teknoloji, ileride ne olur bilemiyorum, bunu da paylaşmak istedim. Evet. Şimdi bir diğer çalışma da aşı dediğiniz şey, mesela böyle mikroorganizma demiştim ya, o kendisini sadece vermiyor. Siz çoğunuz benden daha biliyorsunuz, içinde korucular var, eksmenler var, adjuvanlar var, var da var. Bunların da aslında geliştirmesi gerekiyor. Devam edelim. Şimdi buradaki sistem şöyle anlatmak istiyorum. Siz biraz devam ederseniz. Biraz teknik bir şey çünkü. Evet. Şimdi bizim bir antijen geldiği zaman böyle belli yollardan giriyor. Pediatri açısından bak, yani immünolojik açısından baktığımda. Şimdi biz şunu istiyoruz. Bu aşı ürünü direkt hücrenin içinden geçsin, dolaşsın hızlı bir şekilde efendim bağışıklığına dönüşsün istiyoruz. İşte burada biz adjuvanlar kullanıyoruz. Adjuvan nedir? Kendisi bu aşı ürüne bağlanıp hücrenin transferini yapıyor. Baktığınız gibi şu ana kadar kullanılan biliyorsunuz ki alüminyum bileşikleri daha çok üzerinde kullanılan. İşte bir de sikören diye bir parçasını var biliyorsunuz. Şeyde, köpek balığından elde edildiği için çok tartışılır bu. Geçen geçtiğimiz yıllarda başbakanlar sağlıkta nedeni neredeyse girdi diyorlar. Böyle bir çalışma oldu ama şimdiki çalışmalar şu, tolerant reseptörler üzerinden çalışma yapalım. Daha sıfır noktasında aşının transferini, içeri transferini sağlama çalışması var. Biraz teknik bir şey ama bunu da hani bilmemiz lazım. Bir sürü bakın arkadaşlar şey var. Bunun nanometisler var, intrasörler, patojenler de bilmesi. Tümerkül aşısı çok iyi çalışmayabiliyorsun. Çok sıfırla 60-50 kurucular çünkü hücre içinde. Ama hücre içinde bunu sokamıyorsunuz. Bunu sokmak için bunlara nanometilere koymak lazım çalışması var. Bir de son olarak geçebiliriz aslında. Bir de bir aşıyı yapmak güzel ama çoklu aşılar giriyor. Çünkü neden? Çocuğun konforunu düşürüyoruz. Böyle ikinci ay geldi buradan işte koronası, buradan veren hastası, şuradan hip aşısı, buradan bilmem hastası, konfor bozuldu. Bunun düzenlemesi gerekiyor. Evet. Şimdi buraya kadar girişten sonra, şimdi bizim giriş değil de nereye geldik aslında. Bizim aşı takvimimizde neler değişiyor? Şimdi baktığımız zaman bu en son 2003 döneminde Sağlık Bakanı'nın uyguladığı aşımız. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, kısaca onların önemlilerini tek tek değineceğim ama aslında Amerikan pediatrik klinik şemasına çok yakın. 13 toplam antijen şu an yapıyoruz. Onlar bizden fazla siz yapıyor, artık human papillomlar biz yapıyor. Biz de onlardan farklı olarak verim asını ekstra yapıyoruz. Onlar biliyorsunuz verim asını bizim yapmıyor. Evet. Şimdi verim asını baktığımız zaman ne değişti? Şu an 2006'dan sonra verim asını artık tek doz yapıyoruz. Eskiden hani ilkokula giderken tekrar yapalım bilmiyordum. Bir de biz 2 ay 6 ay arasında aşı yaparken pipide yapmaksızın yapıyoruz. 6 ay 6 yaş arasında pipide kontrol ediyoruz. 6. ay dolmuşsa 6. yaştan sonra Sağlık Bakanı artık bu bahsettiğim genelde kapsamında ikinci bir aşı yapılması öneriliyor. En son şey bu, soru varsa nasıl 6 ay dolmuşsa? 6 yaş. 6 yaş dolmuşsa çocuk mesela 7. yaşından gün almaya başlamışsa artık pipide mi yapılıyor da pipidesiz veremez yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi bu süreçe koydum. Tabii ülkelerin baktığınız zaman belli insidansları var. Türkiye'nin insidansı da aslında %100 binde 25'ler civarında bilans oluyor. Aslında Türkiye'deki sıkıntı biz denemesini yapalım mı yapmayalım mı? Koruyucu çünkü 0 ile 60 arasında böyle bir tartışma var. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnstansı yüksek olan ülkelerde aşının yapılması gerektiği söyleniyor. Bir. İkinci bir neden de şu. Evet biz tabii bu aşı yaparak akciğer tüberkülozunu ortadan kaldırmıyoruz. Ancak kemik tüberkülozu, osteomiyel tüberkülozu gibi diğer tüberkülozu ortadan kaldırıp dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin yapılması hala destekleniyor. Bunu bile mesela örneğin Amerika'da riske göre aşı yapıyor. Sadece ailesinde varsa onlar yapıyor. Evet. Bu da yine ülkemizin içinde bu hastalığı, işte doğruluğunu bilmiyorum ama elektronik bazı bir kayıtları var artık tüberkülozun. Bu da işte yaygınlığını ortadan kaldırmak için bir şey. Bu da 2013 raporu yeni çıkan durumda. Bu ülkeler, yeşilde gösteren ülkeler elektronik bazlı bütün hastalara kaydettikleri söyleniyor. Evet. Hepatit B hastalığına gidelim. Hepatit B hastalığında şimdi ikinci ay, sıfırıncı ay doğar doğmaz, birinci ay ve altıncı ay yapıyoruz. Bunda şöyle bir şey var, yani bizim için pratik olan bir şey. Eğer çocuk 2 kilo altındaysa aşı şemasını değiştiriyoruz. Nasıl değişiyor? İki şey var. Eğer anne hepatit B taşıyıcıysa farklı bir şey yapıyoruz, taşıyıcıysa değilse farklı bir şey yapıyoruz. Aslında biz şöyle söylüyoruz, eğer çocuk 2 kilonun altında anne hepatit B taşıyıcı değilse direkt olarak 4 doz yapıyoruz. Sıfır, doğduğunda yapıyoruz, bir ay sonra bir daha yapıyoruz, ikinci ay, altıncı ay yapıyoruz. Yani ilk yaptığımız aşıyı yok fazla diyoruz. Eğer şeyse,
hepatit B taşıyıcısı ise o zaman farklı bir şey yapıyoruz. İşte yanında ilk 12 saat içinde taşıyıcı durumundan sonra dozu yapıyoruz. Aşısı 1-2-12 aylarda toplam 4 dozu gibi biraz söylemiştim. Hepatit taşıyıcısı değilse de bu sefer yine 3 doz yapın diyenler var. Yani bebek 2000 gramı geçinceye kadar bekleyin. Yine 3 doz yapın diyor diyenler var. Ama bu kafayı karşıtı için genellikle biz 4 doz öneriyoruz şu an. Ama böyle bir deneyi de var. Evet. Pneumokokası rutine girdi biliyorsunuz ülkemizde de. İçinde 13 bileşen var. Mesela pneumokok aşısı da 13 bileşen. Ne demek? 13 alt tipinin karşılaşma. Biliyorsunuz pneumokokun yaklaşık 99 tane çeşit alt tipi var. Çocuklarda ya da insanlarda 20 küsur tipi hastalık yapıyor. Onun için eskiden biliyorsunuz pneumo 23 diye bir aşı vardı. Erişkinlerde kullanılır. 23 tipine karşı var. Yalnız tabii teknoloji farklı olur. Çocuklarda kullanılmıyor. Bizim şu an aşı takımı şöyle. İkinci, dördüncü adı 15-16 adı ek doz. Yani rapel aşı yapıyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Daha önceden bir şey değil ki herhangi bir çocuk var. Daha önceden hiç aşı yapılmamış. Pneumokokus diyelim biz bu aşı geçerli. Bunun da farklı bazı kayma yapıyoruz. O da şöyle bir şey. Eğer çocuğumuz 6 aydan büyük ise ve yaşı da 1 yaşın altındaysa 2 artı 1 takvime göre yapıyoruz. Yani bir tane hemen yapıyoruz, bir ay sonra yapıyoruz, 6 ay sonra bir ay yapıyoruz. Eğer ilk aşıya bulunan bir çocukla karşılaşırız, yaşı 12-23 ay arasında ise 1 artı 1 yapıyoruz. Bir tane hemen yapıyoruz, 6 ay sonra bir ay yapıyoruz. Eğer çocuğumuz yaşı 24 aydan sonra ise tek dozuna yapıyoruz. Koruculuk eşit düzeyde oluyor. Bir soru varsa bu Sağlık Bakanı genel gezisinden yönetim. Şey Amerika'da da böyle bir farklılık yok zaten. Kızamık aşısını biraz şey yapacağım, değiştirerek anlatacağım. Şimdi kızamıkta şöyle bir sıkıntımız var bizim. Aslında geçen 2-3 yıl öncesinde ciddi bir sorun yoktu ülkemizde dahil olmak üzere. Şimdi en son biz ne yapmıştık aşıyı? Normalde birinci yaş sonrasına aktarmıştık. Bir de ilkokula giderken rapelini yapalım diye 2 doz yapalım. Şimdi bu 2009-10 yıllarında Fransa'dan başlayan bir salgın ortaya çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz şimdi aşı takımı değiştirdik. En son 2013 Eylül ayında şöyle bir düzenleme yaptık. Bir KKK aşısı 9. aya çekildi şu an. Soru var sorabilirsiniz yanında. Eğer çocuğun yaşı 1-4 yaş arasındaysa aşı durumu biliyorsunuz yani ilkokul 1'de yapıyorduk ya. Bunun ikinci durumda ilkokuldayken ya da ana sınıfta yapalım şimdi diyoruz. İkinci durumda erken çekti Amerika'da olduğu gibi. Diğer de askerlerin hepsini aşılarım diyoruz. Tüm sağlık çalışanların aşılanması gerekiyor. Özellikle 1980-92 arasında olanlar acil olarak aşılanması öneriliyor. Bir de Temmuz 2000 tarihinden bu yana 25-35 yaşında olan kişi ise bunlar mutlaka aşılansın. Turizm sektörü aşılansın. Bunlar devam ediyor aslında toplam 13 Mart ama bizi ilgilendiren bunlar. Hacca gidenler aşılansın filan gibi başka şeylerimiz yapılıyor. Bir de şurada şunu burada anlatıyorum. Eğer çocuğunuzun yaşı 6-9 arasıysa salgın döneminde tepli kızamık aşısı da aşılansın. Çünkü bu şeyde kızamık için kabak orası çalışmıyor. Bu anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şu an, şu an uygulama bunu çekiyor. Evet, biz 9. ayda yapıyoruz. Evet. Sağlık Bakanı bu yeni genelgesi. Şu an 9. ayda kızamık kabak orası yapıyoruz. İkinci dozunu da resmi aşı takımı hala böyle olsa da genelgeyle bu 4-6 yaş gibi giriş aradı. Çünkü onu şuradan kaynaklar ana sınıfına başlamak hani 4-4 olunca yaş biraz kaydı. Dolayısıyla şu ikisi bir madde gibi düşünülebilir. 48-66 arasındaki bütün çocukların aşılanacak. Bunlar yaşı geçmiş de bir değilse o da aşılanacak. Yeri gelmişken neden şey salgın durumunda MMR çalışmıyor. Bunun iki nedeni var. Birisi kızamık kaba kulak ve kızamık çiftleri çapraz versiyonunda onun koruyucu ortadan kaldığı olduğunu söyleniyor. Bir diğer şey de anneden geçen hani kızamık antikorlar da biliyorsunuz onun bir çizelgesi vardır ama bunlar. İlk 6 ay mesela anneden geçen antikorlar var. Biz o zaman antijen verirsek onu nötralize ediyor. Dolayısıyla aşı yanıtı azalıyor. Zaten 9. ayda eskiden kızamık biliyorsunuz tepki döneminde %70 koruyucu var. Onun için ikinci doz yaptı. Aslında şöyle bir şey var. Aslında bize bu 12. ayda yapmış. Onu söyleyeyim. Aslında kızamık aşısının geçen ay bir şey, yeni yayın çıktı. Yani geniş kapsamlı. 15 ayın yapılması en yüksek bağışıklığı sağlıyor. Dolayısıyla yaşlarımız. 12. ayda ilk doz yapılmıyor. 15. ayda ikinci doz yapsanız bile tek başına 15. ayda yaptığınız bağışıklı oranı hiçbir zaman yaşamıyor. Dolayısıyla aslında gelişmiş ülkenin hepsi 15. aya başladı. Kızamık aşısı. Bunu geçelim belki biraz daha açabiliriz. Şimdi
Bu 2000 içinde ne oldu baktığınız zaman ülkelerin aslında kızılık oranları düşüktü. Bunu hızlı geçiyorum. Bunu grafik siz de görmüşsünüzdür. Ortalama kızılıklar hastalığı dünyada azalmıştı. Aşının oranımızda %80 üzerindeydi bütün dünyada. Geçiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl özellikle Fransa ve Ukrayna başta olmak üzere o ülkeler biliyorsunuz aşamaları düşük. Mesela Fransa'da %60'lara kadar düştü. Bunun nedeni şu, Lancet'te bir makale yayınlanıyorsunuz 2000 yılların başında. Bunun nedeni ki aşıyla o otizm hastalığı ilişki var yani, biliyorsunuz. Daha sonra aslında Lancet bu yazına geri çekti. Böyle bir şey olmamıştır dedi. Bunu hani otizm tanısının ortaya çıkmasıyla, tanısının çıkması da ortaya konmuştur. Biz yeni tanı algoritması değiştirirken geri çıktı dedi. Ama buna rağmen aşamaları Avrupa'da acayip olarak düştü. %60'lara kadar. Fransa'da başta olmak üzere bu kırmızı yerlerle vaka sayıları artmaya başladı. Evet. Bu da en çok o 2009'da biliyorsunuz bu bir tane sizden güne gösteriyor. Fransa'da ciddi salgın çıktı. Ertesi yıl devam edelim. 2008-2013 arasında bu grafik biraz karışık ama burada hani Afrika bölgesi, Amerika bölgesi, Avrupa bölgesi gibi aşılan oranlara baktığınız zaman ciddi bir Avrupa'da diğer ülkelerle karşılaştığında ciddi salgınlar ortaya çıkıyor. Peki ne oldu sayılara baktığımızda örneğin Avrupa bölgesi 2009'da 4000 vakayken 2010'da 30.000, 11'de 26.000 vakaya çıktı toplam vaka sayıları. Türkiye'de ilk başta biz bunu çok uyanamadık. İstanbul'da diyorsun bir salgın çıktı. Toplam 111 kişi hasta oldu. Fakat geçtiğimiz yıl şöyle bir şey oldu. Toplam 72 ilimizde kızamık vakası saptandı. 2013. 2012'nin sonuyla 2013'ü birlikte aldığımız zaman toplam vaka sayısı 7434, 7500'in kabaca sayılarına kadar çıktı. Bu olan %60'ı Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep. İşte burada şu tartışma çıktı. Acaba bu aşı suçları nasıldı? Yani Avrupa'dan gelenler miydi yoksa Suriye'den gelenler mi ilgili tartışması çıktı? Bu zaten bildiğiniz gibi 2013 yılında mesela toplam 500 bin kızılıkların zıplığı yok. Bunların %40'ı Hindistan'da, %36'ı Avrupa'da ama Afrika'da. Avrupa'daki sayılar da artmış oldu. Geçelim. Evet. Geçelim aynısını yapmışlar. Şimdi Avrupa'da baktığımız zaman bu kanıtta ikinci önemli şey şu oldu. Bu belki siz de benden daha iyi yorumlarsanız bir yer alabiliriz. Fakatlar büyük çoğunluğu bir yaşam. Baktığımız zaman. Bu çok şey demek ki annelerin bağışıklık oranları düştü. 1-4 yaştakiler daha az. Biz aslında bu yaş grubunu daha çok beklememiz gerekiyor bir yaştan sonra ama böyle oldu. Bizim ülkemizdeki verilere bakarsak biraz önce söyledim 7000 kişi vakalar üzerine baktığımızda %30'u yaklaşık 0 yaş grubunda. %25'i de 1-4 yaş arasında girmiş oldu. Yani şöyle oldu. Bizim 1 yaş altı kızanlar vaka sayıları arttı. Onun için de Sağlık Bakanı 9. ayda kızı vakasını geri çekti. Bu nedenle 9. ayda yapıyoruz. Burada biraz önce söylemiştim. Şu çalışma da yapıldı. Yapılmış daha doğrusu. Hani kendileri %99 bir bağış oranına geçtik diyorlardı ya. Bakıldı ki bu uygulamalar sayılar, 7000 kişinin %18'in kesin aşılı olduğu, ki bak büyük çoğunluğu küçük yaş grubunda, 3100 olgununda tamamen aşılı olduğu sanırım. Burada kabaca bir şey yaparsak, %50'si o kohortun tamamen aşılısı. O zaman nasıl oluyor da biz 5-6 yıllık kızın odasını %94-%99 gidiyoruz da bizim özellikle şu iki yaş grubu toplarsak %60'ını yaklaşık sandı. %60'lık vakalarımızın baktığımız zaman birçok kişi aşısız durmaz. Buradan çıkan sonuç şu, aslında bizim rakamlarımız bazen sıkıntı olabilir diye ben bunu açıklıyorum ama sizin katkılarınızı tabii tekrar ederiz. Geçelim. Bir diğer şey, bu çok karmaşık ama şunu buradan açıklarım. 2009-10 yıllarındaki, 2010 yıllarındaki kızılık ağ suçları da değişti. Kaymalar, yani uluslararası seyahatler çok oldu. Şimdi en son geldiğimiz noktada 2013'teki bizim suçlarımız genel olarak baktığınız zaman hem bu Suriye suçu hem de Avrupa'da olan suçlarla karışmış. Dolayısıyla bizim özellikle Güneydoğu'daki vakaların büyük çoğunluğu aslında bu bölgedeki suçlara benzerlik gösteriyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla yani bir kısım vaka oradan gelmiş durumda, bir kısım özellikle İstanbul'dan vakalar belki Avrupa'dan gelmiş olabilir ama Güneydoğu Türkiye'nin büyük çoğunluğu da Afrika'dan gelmiş olabilir. Diğer bizde de saptanmış oldu. Evet. Bu kızın biraz sorumluluğu tekrar açarız mı? Böyle bir şey. HİP aşısı biz yapıyoruz biliyorsunuz uzun zamandır. Burada da diğer aşıdan farklı. Bütün aşımamız 2, 4, 6, 18 ayda yapıyoruz.
Yakalaması yaparsak biraz önce bu şeyde söyleyeyim mi? Pneumotor'da bunlar 7-11 ay arasıysa hiç aşılama yapmamışsa 2 artı 1 12-14 ayda yapılmışsa 1 artı 1 yapıyoruz. 15 ay üstüyse çocuk tek doz yeterli. Biliyorsunuz HIP aşısında özel bir durum yoksa 5 yaş üstü yapmıyoruz zaten. Yani aşı takvimi burada da değişimde onu vurgulamak istedim sadece. Şimdi bu yine gündemimizde çok tartışmalı bir şey. Biz daha önce biliyorsunuz IPV olarak aşı yapıyoruz. Polio aşısını artı bir de 6. ayda hem IPV hem OPV yapıyorduk. Bir de 18 ayında OPV yapıyoruz. İlkokulu giderken de IPV olarak yapıyoruz. Yani OPV kaldırılmıştı. Şimdi bu geçtiğimiz günde biliyorsunuz Suriye'de toplam yeni vakalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Çocuk felci vakalar ortaya çıktı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'na yeni bir uygulama yaptı. Birçoğumuz belki vardır. Onlar söyleyeyim. Toplam Güneydoğu'daki bu 7 ilde bir kontak aşı kampanyası başlandı. Çocukluk yaş grubunda. Dün de sonlandı aşı. Yani bu 7 ildeki bütün hedef grubu 0-15 yaş arasında bütün çocuk şeyden kaynaklanan, Suriye'den kaynaklanan bir salgın beklentisi var. Evet. Bunu nereden çıkıyoruz? Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nde bu en son raporları var. Bu sarıyla işaretlenen bölgeler Pakistan, işte Nijerya, Afganistan şu an aktif olarak hastaların bulunduğu yer. Yani burada da sayıda var. Burada en son vaka nerede çıkmış var? Mesela diyelim ki burada şey almamışlar. Bir daha geçelim isterseniz. Burada bu grafikleri toplam vaka sayılarını gösteriyor. Kırmızıyla gösterilenler de içinde yeni vaka eklenen iller. İlerde ülkeler. Baktığınız zaman burada da Suriye'de toplam 13 vakanın Dünya Sağlık Teşkilatı'nda doğrulandığını biliyoruz. Bu da yine grafikte gösteriyor. Suriye'de işte vaka olduğunu biliyoruz. Eskiden biliyorsunuz 2011 yılına kadar sadece burada Tacikistan'da vakalar vardı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dolayısıyla bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nde 2010 yılında hani tamamen polio'dan arınmış dünya hayali varken bu hedefinde 2018 yılında kaybetmiş oldu. Evet. Hepatit A için önemli bir şey var mı? Onu biliyoruz zaten. Şimdi ülkemizde aşı şeması kondu. 2012'nin son ayında biliyorsunuz. Hepatit A aşısı rutine kondu. Aşı takvimi nasıl? Bir 18 ayda, ikincisi 24 ayda yapılacak şekilde. Yaş ne olursa olsun, daha sonra da yapılması en yakınlara 6 ay, en uzaklara 18 ay yapılması öneriliyor. Daha sonra geç yapılırsa, unutulup esasında bağışıklık oranına biraz düştüğünü söylemeyelim. Tabii şimdi bu klasik bir şeydir. Yani hangi ülke mesela burası ağırlıklı olarak kırmızılar, yüksek endemisi olan ülke. Burası sarı bizim içinde orta endemik, yeşil ve yeşil olanlar, onlar da düşük endemik. Hangi ülke aşılacak bir konusun? Orta endemik. Olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde konu. Yani insanın ilk başında yüksek olan da konsum gibi düşünülüyor ama yüksek olan zaten 1 yaşına kadar birçok kişi hastalıkla karşılaştığı için aşı yapmaya gerek yok. Düşük olan zaten sorun değil diye bakıyoruz. Dolayısıyla orta endemik bölgede konması öneriyor. Evet. Türk yaşında biliyorsunuz en son olarak bizim aşı takvimi bütün aşı takvimi. Burada yalnız şöyle bir şey var. Türkiye'de aşı sadece 12. ayda yapılıyor. Eğer çocuğunuz 2012'nin Ocak ayından önce doğmuşsa onu devlet karşılamıyor. Yalnız normal dozu biliyorsunuz 2 doz yapmanız gerekiyor. Birincisi eğer yapacaksanız 1. yaşta yapılacak. Daha sonra 4. yaşta tekrar rapel dediğiniz anımsatma aşısı yapmanız gerekiyor. Sağlık Bakanı bunu koymadı. Böyle bir genel yasa var biliyorsunuz. 1 Ocak 2012'den sonra doğanlar ücretsiz karşıladı. Hatta orada gün kavramını koyuyor alt kısmında. Bunu sorduğum ben şöyle dendi. Biz zaten 4 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. O çocuklar yeni 4 yaşında geldiğinde biz rutine koyacak bir açıklama getirdiler. Onu da söyleyeyim yani. Böyle bir konuşulmuştum. Şey. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında şimdi mesela 2 artı 1 deseydi mesela 1. yaş yaparım 4 yaşta yaparım deyince aradık bütün kohort aşılamamız gerekiyor. Bunları da 2-4 ona da belki bir bütçe sorunumuz yok dediler ama onun hani çalışmamızı yapamadık falan diye bir şey söyledi. Böyle bir sorunlara durdurulması. Şimdi meningokok aşısı ülkemizde geldi ülkeye. İki tipi şu an bizde var, onu biraz sonra söyleyeceğim. Meningokokta sıkıntı şu, birkaç alt tipi var biliyorsunuz. En çok Avrupa'da B tipi var. Zaten uzun zamandır yapıyor. Diğer ülkeler, burası menenjit kuşağı diye adlandırıyor, şu bölge biliyorsunuz. Orada A, C falan diğer alt tipler var. Bunlara göre aşılar var baktığımız zaman. Şimdi bizim ülkemizde de çalışmalar yapıldı. Bizim ülkemizdeki hangi alt tipler var? Şimdi en çok olan alt tipi grup A, B, C, Y, W135 var biliyorsun. Meningokok, meningitin alt tipleri, insan hastalığı gibi. 2005'te mesela
yapılan çalışmada en çok W135 görüldü. Şu kaymış aslında şurada olacak. 2007'de bu oran değişti, daha sonra değişti. Bunun niye bağlandı bakarsak, haç olayı bizim çok önemli. Meningokokta şöyle bir şey var, diğer hastalıklar büyük çoğunluğunda çocuklar taşıyıcı, büyüklere hasta diyoruz. Ama meningokokta tersi, büyükler taşıyıcı, çocuklar hasta. Bunun nedeni bu. Bu parantezdeki 2012 der. 2012'de baktığımızda W135 grup B ve grup A bizde en çok yaygın. Grup C ve Y kişisel olan çalışmalarda göstermiş. Bu aslında ulusal bir çalışma. Yani vaka sayısı ama mesela Diyarbakır'dan da var, İzmir'den de var. Biz de örnek vermiştik. Ankara'dan da, İstanbul'dan da. Yani bütün ülkeye yansıtan bir şey. Toplam baktığımız zaman. Bizim instansımız yaklaşık olarak 1.9 meningokok instansı 100 binde. Bunlar menenjit insansı. 100 binde 3.5 civarında. Buradaki sıkıntı şu. Bu kadar küçük bu gruba şey yapalım mı yapmayalım diye ilk başta bakılabilir. İnstans düşük. Fakat 5 yaş altı ölümlerine baktığımız zaman şu an yaklaşık ölünebilir ölümlerin yaklaşık olarak dedim ki %10 kabul etsek, pardon binde 10 bebek ölüm hızını, bunun 3'te 2'sinin meningokoka bağlı olduğu. Bununla ilgili bir çalışma yaptılar. Çalışmanın doğruluğunu bilmiyorum yani. Bu şey bazı çalışmalar. Bu SGK'da ölüm istatistiklerinde bir çalışma yaptılar. Dolayısıyla meningokok aşısını rotavirüs aşısından daha erken koymayı düşündüler. Çünkü bizim ölümlerimizin 5 yaş altı ölümlerinin büyük çoğunluğu meningokoka bağlıdır diyorlar. Peki ülkemizde iki aşı şu an serbest piyasada satılıyor. Birisi konjüge D aşısı, DITRE ile yapılan, birileri konjüge CRM aşısı diye. Şimdi Türkiye'deki aşı şöyle, 9. ay ile 1-2 yaş arasında başlıyorsanız 1+1 göre yapıyorsunuz. Yani bir tane hemen yapıyorsunuz, 3 ay geçtikten sonra tekrar yapıyorsunuz. 3 yaşında 55 yaş. Bir de nimenin istenilen şu yeni aşı Türkiye geçen ay girdi. O da 1-55 yaş arasında şey var, lisansı var. Bu tek doz yapıyor. İkinci doz yapmanız da gerekiyor. Bir diğer en son aşı rotavirüs aşısı. Bu da piyasada var. Tabii bizim değil, son iki bahsettiğim aşı bütün değil. Bu da işte ölüm oranlarına gösteriyor. Dikkat ederseniz geçelim. Alt tipleri var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü daha önce bu aşıyla ilgili sormamışken en son Ocak 2003 başında bu aşının da uygulamaya konması önerisini, yani desteklerine konusunda bir şey yayınladı, yazı yayınladı. Baktığımız zaman dünyada bu ülkelerde aşı bütün olarak yapılıyor. Bizim ülkemizin bir çalışması var burada. Şimdi şöyle deniyor, toplam rotavirüs için toplam 400 bin vakamız var Türkiye'de. Bunların işte 96 bini birinci basamakta oluyor. 36 bin hastane yatışlar, 13 tane ölüm var diye. Bu bir projeksiyon çalışması. Bu nedenle bunu koyalım dendi. Fakat bakıldığı zaman aslında menenjitin ölüm oranına daha yüksek olduğu muhtemelen o konulacak gibi görünüyor. Geçelim. Aşısının Türkiye'deki prevalenti iki tane, iki farklı aşı. Birisi RV1 aşısı diye geçiyor. Bir de RV5 aşısı. Tek ürünler olduğu için parantezinden bir soru olabilir diye isimlerini de koydum. İlk sırasında şöyle bir fark var. RV1 aşısı bir alt birim içeriyor. İkinci ve dördüncü ayda iki doz yapılıyor. RV5 aşısı da 5 alt içeriyor. Rotavirüsün 2-4-6 takvimine göre yapılıyor. Burada çok önemli bir kural var. Aşının yapılış zamanı çok sabit. 14 ay hafta öncesinde yapılmıyor. 8. aydan sonra da aşının yapılmaması gerekiyor. Yani bu dönem içinde rotavirüs aşısını yapmanız gerekiyor. Bir de son dönemde şöyle bir gelişme daha oldu. Eskiden siz biliyorsunuz aşı yaparken hani adam Diyarbakır'a doğru buraya göçle geldi. Bu kişinin aşısını atlanmış aşı odalarına dönmek için nereye alıyor. Şimdi artık biz burada kendimiz artık burada herhalde aşinet sistemimiz var. Aşinet sisteminde aşıyı okutarak yapıyoruz. Şimdi her aşımıza böyle barkod var, barkodu okutuyoruz. Okuttuktan sonra şifremiz var. Buradan giriyoruz, hastanın aşılandığını direkt görüyoruz. Bu kişi ertesi gün mesela Diyarbakır'a gitse bile aşı olduğu oradan görülmüş olacak. Bununla ilgili kare kod kullanması başlamış oldu. Aşı kalitesinde bir değişik. Tabii soğuk zincirleri değişti oldu. Bunu çok iyi anladım ben. Bunu da en son burada anlatıyorum. Sayın sonuçlar. Bu da Amerika'daki şema. İlk başta bizimkini göstermiştik. Aslında bizim şemamızla benzer bir şey. Aslında bununla bitirmek istemezdim ama onlar hani çok antijen yapıyorlar. Bizim antijenimiz de buna benzer şekilde gelmiş oldu. Son iki hastalığı karşısında aldı. Evet. Tam zamanlı bir durum. Soru var mı? Bilmiyorum.
Ve biz biraz daha ilk kısmında hani tarihi şeyleri bahsettik. Bizim ülkemiz için gerçekten şu an şöyle bir sorun da var baktığımızda, onu vurgulamak istiyorum. Biz eskiden aşı çok üreten değildik. Hatta Hindistan'a hocam daha iyi bilirsiniz. Avrupa'ya aşı satılmış, tifus aşısı bizden de satılmış. 1987 darbe sonra aşı üretim tamamen kaldı. Tabii teknoloji lansmanı yapılmaması önemli bir sorun. Şu an aşı üretiyor mu ülkemizde soru geldi. Şu an aşı üretilmiyor. Sadece bir şey anlaşma yapıldı. Sağlık Bakanlığı işte bu çok uluslu şirketlerin birisiyle İstanbul'da paketleme yapıyor şu an. Onun işte alt çalışmaları yapıldı ama bir aşı, biyolojik olmayan aşı yolu şu an ülkemizde üretilmiyor. Tam da bu arada aşı üreten 4 ülkeden biriydi. Biz de evet. Çin'e aşı gönderiyorduk. Şu anda 36 ülke aşı, 36 ülkede 37 ülke üretiyor. Ama biz Hindistan'dan Çin'de alıyoruz aşı. Evet, büyük çoğunu Hindistan'dan alıyoruz aşı. Yani bir kısmını da Avrupa'dan alıyoruz. Mesela Güney Kore ülkesi artık büyük bir aşı yapıyor İslam'dan. Onlar aşı yapıyor. Sadece mesela Seul'de mesela TIFO aşı yapmışlar. TIFO aşısının aşı geriyle o merkez tamamen kalkmadı yani. Çünkü Hindistan'daki 1 milyar. Orayı sattığınız tip aslında aslında büyük bir arge ve sonuçta bir şey olmuş oldu. Para kazanmış oldu aslında. Aslında aşı yapma yönetim aslında tabii siz daha onu yorumlarsınız. Boşa olan bir yatırım değil ama bu ikimizi şu an sonuç olarak üretilmiyor. Çıktım sanma odaya gittim odadan izledim müdahale gelebilirse diye. Tamam. Teşekkür ederim. Epeyce bir izleyicimiz var. Farklı kurumlar ve kişilerden soru var mı diye bakıyorum ama eksik şeyle gittik. Neyse gelir. Katkı veya sorumuz var mı acaba Adem Hoca'ya? Birkaç dakikamız daha var. Katılımcılarımızdan ya da izleyicilerimizden teşekkürler geliyor. You are now unmuted. Lütfen tercih ettim. Çok teşekkürler. Konuşan Taceddin Bey, Hasuder Başkanı. Şimdi kızımın konusunda şöyle bir şey, dikkat bir önce ben çok Milli Federasyon Kongresi'nin tartıştığımızı anlatıyorum. Biz Antalya Kongre'de tartışma yaptık. Sadece İstanbul bakanları vardı. Bir kültür istisyon bir bakan. Biz dedik ki gelecek yıl böyle bir bakan sayıları artınca master planımız var mı? Yani sağlık planımızda böyle beklentileri olmadığını söylemiştik aslında bakarsanız. Geçen yıl dediğim gibi 7400 civarında bakanımız oldu. Aslında bu yıl mesela Avrupa örneğe baktığında bu yıl Türkiye'de daha fazla hani vakaşma olasılığı da bir bakım var. Çünkü Güneydoğu'dan geçişler aşılanlar için böyle bir sıkıntı var. İşte biraz önce söyledim. Orada yine hani çocuk öncesi tekrar mop-up yapıldı. Belki böyle bir uygulama yapılabilir ama mesela İzmir bölgesi için baktığımızda Ege bölgesinde aslında da salgın riski çok fazla benim bireysel olarak hani yüksek olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bizdeki kohortun anne babalar birçoğunun aşı oranları daha yüksek. Dolayısıyla hani birçok vakada ilk bir yaşta, bir yaşta, sıfır yaşta, 12 ay arası olduğuna göre buradaki oranların en azından daha düşük olması beklenebilir. Dolayısıyla bu bildiği bir yerde tartışılmıştı. Bu arada bizde nasıl bakılır? Hatta bir sürü İzmir'de çok bekliyorum falan demiştik.
Ben de açıkçası ters İzmir'de en az hocam. Yani iki soru daha var. Bir iki soru alabiliriz sanırım. Birkaç dakikamız kaldı. Temas sonrası profilaksi için aşı protokolünden söz ediliyor. Diğerinde de süt içeği aşısının koruyuculuk süresinden. Şimdi süt içeği aşısı şöyle. Normalde şöyle tabii süt içeği aşısı yaklaşık 20 küsur yıl dünyada uygulamaya göre. Eski uygulama şöyleydi. Aşı 13 yaşın uygulama söz konusu çıktığı zaman. Şimdi aşı takvimlerinde 1 yaş artı 4 yaşa çekilmiş oldu. Canlı aşı koruyuculuk oranının %95-%99 aralığında olacağı tahmin ediyor. İki doza yapılırsa. Tek aşı koruyuculuk oranı %80'ler civarında. Projeksiyon olarak baktığımızda ömür boyu. Projeksiyonu Türkçesi ne zaman diyorum? Baktığımızda ömür boyu koruması bekleniyor ama tabii aşı zaten o kadar uzun dönem yaşamadığı için şu an 25 yıllık verilere sahibiz. Peki, çok kısaca bir de hani zor bunu kısaca herhalde söylüyorum da temas sonrası post exposure hangi hastalık için? Hangi aşılar için olabilir diyor. Temas sonrası olarak burada ben aslında tek değinmedim. Kuduzu dışlayarak söylüyorum. Mesela kızamık geçiren birisi düşünmeli. Eğer çocuk orada birisi varsa 6 aya kadar temas sonrası aşı öneriliyor. Fakat 6 ay 9 ay arasında yapacaksa sadece tekli kızamık aşısı şu an Türkiye'de tekrar geldi. Eğer çocuğun yaşı daha büyük o zaman KKK kızamık için tabak olarak aşısı yapılacak. Eğer ilk 2 gün ya da 72 saat içinde yapacaksa kızamık immünoglobulinle birlikte yapılması öneriliyor fakat sıkıntı kızamık immünoglobulinde bulunmuyor. Bulunsa onunla birlikte yapılması immünoglobulin kızamık için. İsterseniz son soruyu da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden alalım. Leyla Hoca, canlı influenza aşısının etkinliği nedir? Ben influenza aşısını hiç koymamıştım. Şöyle, onlarda şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz ki influenza'sının her yıl A, B, C alt grupları değişiyor. Dolayısıyla aşının koruyuculuk oranları çok yüksek değil alt gruplara baktığımız zaman. Her yıl yenilemesi gerekiyor. Canlıyla inaktifi karşılaştırdığımız zaman canlının aslında biliyorsunuz burundan, mukozadan yapılıyor. Bizim ülkemizde yalnız yok onu söyleyeyim. Canlı olan korunu Türkiye'de yok. Korucuk olarak eşit olduğu söyleniyor. Fakat ülkelere göre baktığımızda uygulama zamanları farklı oluyor baktığımız zaman. Dolayısıyla yani %70'te %90 arasında bir korucuktan bahsediyor. Bu hem alt tıkla ilgili, mesela özellikle Güney Yarımküre'de daha erken sezonda hastalıklar başlıyor. Dolayısıyla oradakilerin yayılması nedeniyle koruyuculuk oranının düştüğü söyleniyor. Diyelim ki küresel olarak mesela Avustralya'ya gidiyoruz. Avustralya'dan bir enfeksiyon getiriyoruz. O zaman bizim ülkemizde henüz daha sonra başlamamış oluyor. Diyelim ki bu nedenle koruyuculuk oranı düşük ve aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Yani son soruyu da eğer uygun görürsen şeyden Urfa'dan alalım. Şanlıurfa'da aile hekimlerinin %70'ini çocuk felci atışı günleri birinci turuna katabildik. Zorlukla birlik olunabilen bir bölgede çalışıyorum. Kesin olmayan sonuçlara göre %60-85 aşılama oranını yakalayabildik. İkinci turda daha yüksek oranlar için çalışmaya şimdiden başladı. Pardon bu şey. Evet bu bir paylaşım. Benim söylediğim yani, yeni uzman arkadaşımız Urfa'ya meşgul. Toplam 7 ilde Sağlık Bakanlığı yeni çocuk felci aşı uygulaması başlatmıştı. Bu illerden birisidir Urfa. Çünkü orada hani koruyuculuk oranları daha düşük olacağı düşünüyorum. Bir de OPV ile bildiğim kadarıyla biliyorum. Dün tamamlamış oldum diyor.